Güçlü yarınların Türkiye'si için güçlü kadınların asla pes etmemesi lazım. Ben buna inanıyorum. Ben bir gün bile başarısız olacağını düşünmedim. Kendi motivasyonumu kendim yarattım. Merhabalar, ismim Ebru Özürkü. İstanbul'da doğdum. Ailemin tek kız çocuğuyum. İki tane oğlum var. Eğitim hayatımı orta ve lise hayatımı Türkiye'de tamamladıktan sonra Amerika ve Avustralya'da devam ettim. Pazarlama alanında uzmanlaştım. Avustralya'da pazarlama alanında birçok çalışmam oldu. Daha sonra Türkiye'ye gelip antropoloji, tüketim antropolojisi doktorası yapmaya başladım. Pazarlama ve satış alanlarında oldukça farklı şirketlerde kendimi geliştirdim ve çalışmaya başladım. Bir takım birikimlerim oluştuktan sonra da Aloparça'yı kurmaya karar verdim. Amerika'da okuduğum yıllarda eBay ve Amazon siteleri kurulmuştu. Türkiye'ye döndüğümde ilk olarak yapmak istediğim şeyin kendi e-ticaret sistemi kurmak olduğunu biliyordum. Bu sayede 2013 senesinde Aloparça hayalimi gerçekleştirmek için ilk adımı attım. Bugüne kadar da yaklaşık 8 senedir canla başla bu hayali gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Bu girişimi kurmamda bana ilham veren en önemli şeylerden bir tanesi otomotiv sektörünün Türkiye'de ve dünyada lokomotif sektör olma sebebiydi. Öncelikle araçlar olduğu sürece hiçbir zaman bitmeyecek ve ihtiyaçları tükenmeyecek bir sektör olduğunu düşündüm. Türkiye'deki geleneksel otomotiv sektörünü yurt dışından aldığım tecrübeyle ve yurt dışı birikimleriyle aslında modernize etmek istedim. Bir kadın olarak kariyerimdeki en büyük engellerden bir tanesi tabii ki toplumumuzda olan cinsiyet ayrımcılığı ve benim yedek parça sektörünü seçmiş olmamdı. Çünkü bu halen daha insanlara ilginç gelen ve yapılması zor, aşılması güç bir durum olarak görünüyor. Bu nedenle de hayatımdaki en büyük sıkıntı açıkçası bu oldu. Girişimci olmak roller coaster'a binmek gibi. Bazen kolay bir yoldan çıkıyorsunuz, bazen çok hızlı düşüyorsunuz ama bu süreç sürekli devam ediyor. Yani hiçbir zaman ben oldum deyip arkanıza yaslanacak bir pozisyonda olmuyorsunuz. Ve bu durumda da kendi sağlığınız, kendi motivasyonunuz ve kendi gücünüzü dengede tutmanız gerekiyor. Otomotiv sektörü olması sebebiyle de ayrıca zorluk ve sıkıntılar çektim. Çünkü savaştığım tek şey şirketimi ayakta tutabilmek ve bir marka yaratmak için çalışmak değildi. Aynı zamanda savaştığım şeyler bir kadın olarak bu dünyada ben de varım diyebilmekti. Tüm bayanlara, gençlere, orta yaşlılara, girişimcilere ilham olabilmekti. Bir girişimin en önemli özelliklerinden bir tanesi de zamanlamaya dikkat etmektir. Bu süreç içerisinde yazılımımızı defalarca geliştirme fırsatı elde ettik. Bunları son kullanıcılarımıza, müşterilerimize nasıl sunacağımız hakkında tecrübe edinme şansımız oldu. Biz bu zamanı da finansımızı iyi yöneterek kaliteli bir şekilde kullandık. Ve işin özetine gelirsek, ben bir gün bile başarısız olacağını düşünmedim. Beni en çok mutlu eden şeylerden bir tanesi verdiğim emeğin karşılığını görebilmek ve bunu da gurur duyarak herkese anlatabilmek. Hiçbir girişim iş tecrübesi olmadan başarılı olmuyor. Öncelikle kendilerinin nasıl bir çalışan olacağını görmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü ancak bu şekilde karşınızdakiyle empati kurabilirsiniz. Ancak bu şekilde kendi ekibinizi geliştirebilirsiniz ve kendi şirketinizi yönetebilirsiniz. Motivasyonunuzu asla kaybetmeyin ve inandığınız konu ne olursa olsun mutlaka savaşçı olun. Güçlü yarınların Türkiye'si için güçlü kadınların asla pes etmemesi lazım. Ben buna inanıyorum.